Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Hindiba grubundan olan tüylü acımık otunu toplayacağım. Onun filizlerini toplayacağım. Yumurtalı kavurmasını yapacağım. Hem tüylü acımık hem de normal mavi hindiba olan acımık otunun filizlerini toplayıp yumurtalı kavurmasını yapacağım. Size iyi seyirler diliyorum. Arazinin her köşesinde farklı otlarla karşılaşıyorum. Bu bulunduğum bölgede turp otları çok fazla. Gördüğünüz sarı çiçekler. Bugün de yine araziye çıktım. Bu güzellikleri sizlerle hem paylaşıyorum hem de daha önceki videolarımda size anlattığım tüylü acımık otunun bu defa filizlerini yani sürgünlerini toplayacağım. Onları toplayarak size nasıl yumurtalı kavurması yapılır göstermeye çalışacağım. Yine şurada gördüğünüz mor, mavi, artık lila rengini derseniz değil. Her renge kayıyor çünkü. Bu otlarımız deve taban otu. Bir diğer ismi engerek otu. Bakın böyle kartlamışlar. Yine şöyle, şimdi arpa tarlasındayız. Bakın şu ot biraz daha belli. Bunlar deve tabanın çiçekleri arkadaşlar. Yine videolarımda bu çiçekli bitkiler, bu çiçekler hangi ota ait diye soranlar vardı. Şöyle yakından size göstermeye çalışayım. Evet, deve tabanı otunun çiçekleri böyledir arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü de var. Yine devam edelim. Mavi hindibanın bakın büyük halini gördüm. Filizlerini toplayacağım. Çok da güzel tazeliği var, dokusu var bu mavi hindibanın. Şöyle boydan göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar. Bunu birçok videomda size gösteriyorum. Şimdi şu gördüğümüz sürgünler bakın. Şöyle. Uç taraflarından en taze kısımlarından topluyorum. Bakın arpa tarlası içindeki mavi hindibanın sürgünleri ne kadar güzel olmuş filizleri. Şurada gördüğünüz arkadaşlar tüylü acımık. Bunun daha yeni büyümeye başlamış sürgünleri hemen dip tarafından bu şekilde koparıyorum. Şuradaki yapraklarını hani acı turp filizlerini koparırken atıyordum ya, atmaya gerek yok. Olduğu gibi toplamam gerekiyor çünkü çok tazeler. Bakın burada da yine aynısı var. Şu bölgede çok yayılmış tüylü acımık filizleri. Bunlar da mesela arkadaşlar bakın başka yenen otlardan yabani tere diye geçiyor. Biraz tabii kartlamış şu yerleri. Evet, daha taze olması gerekiyor. Ve yabani tere. Çok güzel bir ottur. Şu çiçekleri beyaz olarak açar. Yayılıcı, çok yıllık bir bitki. Bunlar da yenir. Şöyle taze sürgünlerini toplayıp yiyebiliriz. Yakından yine göstermeye çalışayım. Tüylü acımık otunu. Şu henüz daha kartlamamış. Taze. Şunlar çıkarılıp haşlanıp zeytinyağı salatası yapılır.
tüylü bir yapısı olduğunu yine de göstermeye çalışayım. Bakın şöyle. Bu tüylü acılık. Tüyleri ne kadar belirgin. Ama yerken rahatsız edici değil. Hafif acı bir tadı var. Zaten hindibar grubundaki tüm otlar acıdır. Az severler, bu acı tadı sever. Şöyle bir tane daha alalım. Şöyle gösterelim. Tüylü acımık otumuzu. İstersek arkadaşlar bu tüylü acımık otumuzun yalnızca yapraklarını bu şekilde toplayıp yemeğini yapabiliriz. Yumurtalı kavurmasını yapabiliriz. Veya bu şekilde bunu haşlayıp zeytinyağlı, limonlu salatasını yapabiliriz. Hepsi çok güzel olur. Bakın arkadaşlar bu tüylü acımığın şöyle 1,5 metre kadar boylanmış hali. Şuradaki sürgünlerini böyle çıt çıt alabiliriz. Bunları tazedir. Şimdi şu bölgeye tüylü acımın tohumları dökülmüş ve bir ocak oluşturmuş. Gördüğünüz gibi bir sap üzerinde uzanıyor ve yan dalları yok. Şu ince yaprakları var. Şöyle göstereyim yine de size. Bu yaprakları artık daha da acıdığı için yenmez. Sürgünleri ancak yenir. Şöyle yukarı doğru devam edelim. Yaklaşık 1,5 metre kadar boylanan bir tüylü acımık. Bunlar mavi mavi çiçek açmaya başlayacaklar. Bu da çok tazeymiş. Daha yeni çıkmaya başlamış. Arkadaşlar şimdi toplamış olduğum hem mavi hindiba hem de tüylü acımık otlarını karışık olarak yıkadım. Şimdi onları kıyacağım. Ondan sonra kavurma aşamasına geçeceğim. Kavurma için bir soğan kullandım. Zeytinyağı koydum. Şimdi üzerine kestiklerimi ilave edeceğim. Otlarımın zaten boyları çok fazla değil. Yani 1-2 parçaya bölsem yeterli. Bakın şu şekilde küçük boy otlarım. Uç sürgünlerini aldım genelde. Onlar en taze bölümlerdi. Hemen direkt tavama ilave ediyorum. Artık bundan sonra bunlar kartlar iyice. Bir daha yenmez. Son zamanla yetişmiş oldum ben de. İki
otumuz da hindiba grubundan arkadaşlar. Tadı acı olur. Ama genelde biz Egeliler acı otları severiz. Çocukluktan alıştığımız bir tat olduğu için aradığımız bir lezzet oluyor. Otlarımızı doğradık. Tavamıza da koyduk. Altta soğanlar var. Bir miktar şöyle tuzunu da atacağım şimdi de. Ve şöyle 100 ml'lik çay bardağıyla su ilave ediyorum. Şöyle az bir şey bıraktım dibinde. Şimdi bunlar pişmeye başlayacak. Ben de tavamın kapağını kapatıyorum. Bu şekilde yumuşamasını sağlıyorum. Kontrol edelim şimdi. Hiç karıştırmadım. Bir 10 dakika oldu sanırım. O kalan 30 milim suyu da ilave ettim arkadaşlar. Yani bir 100 milim kadar standart çay bardaklarıyla su ilave ettim. Sert olmasın, yumuşasın diye. Evet, artık pişmiştir. Şöyle bir bakalım. Biraz test edelim. Yumuşak olmuş. Şimdi buna 3 tane yumurta var. Bunları şöyle. Önce beyazı pişsin diye biraz kapatacağım. Hemen şimdi şu sarısını karıştıracağım. Artık kapağını kapatmayacağım arkadaşlar. Bir yumurta daha kırabilirdim. Yumurtalar küçüktü çünkü. Yemeğimiz pişti. Şimdi şöyle tavamıza koyuyorum. Evet arkadaşlar, tüylü acımık ve mavi hindiba otlarının filizlerini topladıktan sonra bu şekilde yumurtalı kavurmasını yaptım. Çok da güzel oldu. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.